Cümleten selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Elmas'ın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı günleriniz olsun. Biz bugün takipçimle buluşmaya gidiyor. Akşam bana Instagram'dan ulaşmış. Selvi abla, Elmas'cığım gel beraber bir kahvaltı yapalım da, ama biz kimseye zahmet vermek istemiyoruz arkadaşlar. Kahvaltımızı falan yaptık. Seni sofraya kaldırdık. Öyle bir çaylı sohbet yapalım. Eğer isterse Selvi ablamız da çekerim sizlere canlar. Biz Serkan'la birlikte çarşıya çıkıyor. İbrahim Efe ile birlikte. Anneme de dedim kayınvalideme gel gidelim diye. Ben gitmem dedim. Dizim ağrıyor dedi. Serkan da bizi orada bekliyormuş. Görüşürüz canlarım. Azı gün sitede kaldığı için arkadaşlar kapılar şöyle kumandayla açılıyor. Sadece burada oturanların araçlar giriyormuş. Diğer neyse, türlü girmesi şey yasak mı Serkan? Tabii canım. Şu an kapıyı açtık biz. Kedileri görüyor musun Kutbuş? Arkadaşlar akşam biz Serkan, ben, Arzu, İbrahim Efe bu bayırdan gittik. Çayı koydurduk Serpil ablam gile. Serkan dedik size de tatlı almaya gidiyorum dedi. Ekler dedi, canım çekti dedi. Şu bayırı yürüyerek indik. Gidişimiz mükemmeldi ama dönüşümüz harikaydı. Öldük. Serkan hepimizi geçti arkadaşlar. O birinci oldu koşaraktan. Arzu iyice hosumuş. O şöyle 9'dan arkaya gidip gidecek. Ama kışın burada güzel kayılır ha. Duramaz ki burada. Şu görünen iller de herhalde bahçe bir şeyler ekmişler sevgili takipçilerimiz. Bazı illeri köylük gibi, bazı illeri de şehirli gibi. Şunlar normalde marul görüyorsunuz. Bayağı bir şeyler ekili. Ispanak ekmişler. İçinde bir tane bile ot yok. Ne güzel bakmış insanlar. Arkadaşlar biz aracımızı park ettik. Hanımlar konağında buluşacak Selvi ablamla. Ankara'da... Çıkartıyor mu ediyoruz abi? Ben... Ücretini çıkartıyor mu ediyoruz? Çıkartıyor mu diyelim. Burada bayağı park şeytmesi, park yapması sıkıntı arkadaşlar. Çünkü park hiç yok. Boş yok. Evet, boş yer. Her yer dolu var. Ne yaptın Serkan? Ankara Polatlı'da nasıl geçiyor günün? Sıkıcı. Neden? Sıkıcı. Remzi yok. Yalınızım ben de. Remzi ha, damat. Aklıma demirci diye Remzi geldi Serkan. Onu diyor sandım. Kanka mı? He kankam. Kankamın yanına gideceğim ya azdan. Binası var ama yapmıyor adam. Park yapmış. Faktör eserim abi. Her gün para. Ücretli değil mi? Evet. Arkadaşlar biz günler benim için günler güzel geçiyor vallahi. Biz evdeyiz. Bir gün gezmeye çıktık işte ailece. O gün de zaten hepimiz pert olduk evde. Dün de Ayhan'ımı aradım. İyi değilim anne, hastayım dedi. Akşam da bayılacak gibi oldum. Gelin mi oğlum dedim. Akşam da geri ilaç aldım, iyi oldum anne dedi. Geri telefonu açtım. Hasan dayısını aradık. Sağ olsun kardeşim. Gitti. Ayhan'a serum taktırmış. Bir de kendine serum taktırmış. Bana da resim atmış. Başta Ayhan resmi, sonra kendi resmini. Onlara bakınca kulesim tuttum. Aradım geri. Ne oldu kardeşim dedim. Niye böyle oldu dedim. Ben de döktürüyordum abla. Bana da taktı doktor dedi. İkisi de serumu yemişler. Oturuyorum. Akşam da dedi götürüm istersen dedi Ayhan dedi bize. Ben de iyi olurdum. Hani kayınbabam biliyorsunuz Ayhan'ın bir şey olsa bile arabası yok. En azından gecenin bir yarısı Hasan götürür diye düşündüydük. Ondan sonra da Ayhan önce göz açılınca geri evimize gitmiş. Beni almıyor kamera. Evet. Biraz boy sıkıntısı var Serkan'da. Sen de çok küçücün. Şuraya in bakalım be. Tamam. Böyle olur bence benim. Aynen. Kilo mu geliyor? Eş biraz uzun olur. Hani gidiyorsunuz mu? Güzel değil, bayağı olur. Serkan normalde diğer erkeklere göre de uzun arkadaşlar. Hani benim boysuzluk değil, Hasan arıyor. İyi insan lafın üstüne ararmış. Bir açım kardeşimi, sizlere döneceğim. Sevgili takipçilerimiz, Hasan kardeşimle konuştum. Size müjdeli bir haberim var. Neymiş? Gerçekten ben mutluyum. Abi. Sizler de eminim size benim kadar sevineceksiniz beni sevdiğiniz için. Hamur yoğurma makinesi aldım arkadaşlar.
Ankara'mızdan aldık. Aslında ben şu an Ankara'dayım ama adamın nerede sattığını bilmiyorum. Hasan kardeşim. Biz Ankara'da değiliz. Polatlı. Polatlı işte de ben Ankara diye şey diyorum Serkan. Onu kargo getirecek. Bizim arabaya sığmadı. Evet kargo. Ne, ambar getireceğimiz herhalde. Ambar mı kargo mu artık? Gelmiyor anne, gelmedi. Bugün ücretini ödeyeceğim canlarım. Allah'ın izniyle de yarın gönderirmiş abimiz. Öyle söylemiş Hasan'a. Evet. Bana da hayırlı uğurlu olsun. Çok mutluyum, sevinçliyim. Hani onu yoğurmak gerçekten emek istiyor, hamur yoğurmak. Serkan'ın pek bir gönlü yok. Bakın ne varsa hep kadınlara yönelik. Söylesene, konuşsana. Ne konuşayım? Akşam diyordun ya bana. Ne diyor? Ne gereği var diyordun. Evet, ne gereği var? Arkadaşlar işte bu yoğurmadığı için, o zorluğu bilmediği için bana kızıyor. Her zorlandığımızı satın mı alacağını? Baba, bugün hafta sonra mı? 50 kiloluğumuş arkadaşlar. Markasında Hasan attı ama şu an aklımda yok. İnşallah geldiği zaman onun çekiminde bir ayrı yapacağım sizlere. Buradan bu müjdeli haberimi vereyim. Hamur yoğurma makinesi aldım. Çok mutluyum canlarım. Şöyle göstereyim. Hanımlar konağına geldik. Burasıymış ablamla buluşacağımız yer. Bana akşam söyledi. Biz biraz konuştuk. Sen takdir ediyorum elmasın dedi. Çok kişilere başarı oldun dedi. Hatta işte bayanlara destek oldun dedi. Aileye nasıl tutuyor? Oğlum bizi almıyorlar mı yoksa? Sağ mı? Bugün canım, hafta içi. Orada yazıyor hafta içi bayanlara, hafta sonu aileye mahsustur. Ha, orada öyle yazıyoruz, bir göstereyim. Arkadaşlar burada şöyle bir yazı var, hafta içi bayanlaraymış, hafta sonu da aileye mahsustur diyor. Biz Serkan, ben İbrahim Efe ile geldik, bunlarsız da olmaz. Olmazsa ablamız buraya gelince başka bir yerde oturur, çay içeriz. Sormam dışarıya. Tamam. Arkadaşlar ben şimdi içeride sordum. Aile alıyoruz dedi. İbrahim de diyor ki ben de gireceğim mi diyor. İbrahim sen erkek oldun mu? Yani hiç önce vallahi Polatlı'da güzel sevgili takipçilerimiz. Şurada hemen okul var. Bayağı bir kalabalık ses geliyor. İçerisi yani böyle güzel bir restoranta benziyor. İnşallah içeride izin verirlerse orada da çekimi yaparım. Söylediğim gibi Selvi ablam da kendini göstermek isterse onu da çekerim. O da hala çıkmadı. Ben ona geç haber ettim. Selvi abla biz çıktık dedim ama Elmas'cığım ben daha çıkmadım dedi. Ben oralarda geze dururum Selvi abla dedim. Tamam canım benim dedi. Yani insanın hiç tanımadığı bir ilde veya şehirde sevilmesi çok güzel bir duygu arkadaşlar. Hani kapısı olması çok güzel bir duygu. O kadar çok sevenlerimiz var ki beni evlerine davet eden, işte bir görsek, bir Elmas'cığım bir sohbet etsek diyenler çok var. Allah hepsinden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Yorumlarınızı okudum. Dünkü videomda 1100 tane yorum yapılmış. Hep de sen haklısın, Allah razı olsun diyorlar. Hani beni bilen biliyor zaten. Bilmeyen de kendi gibi biliyor. O yüzden Rabbim her şeyin hayırlısını versin sevgili takipçilerim. Görüşürüz inşallah. Arkadaşlar Serkan'la biz görüntülü konuşuyorduk Hasan'ımla birlikte. Ondan sonra şu kadınlar tesettür giyimde Ayşe ablamız vardı, bizim izleyicimiz. Serkan'dan tanımış, Elmas'cığım dedi, seni çok seviyorum dedi. Bütün ailemizi tanıyor sevgili takipçilerimiz. Sarıldık. Ondan sonra çekeyim yapayım dedim, eşim yurt dışında dedi. Tamam o zaman Ayşe ablam, ben sana selam göndereyim dedim. Selam gönderiyorum buradan Ayşe ablama da. Beni buradan izleyen tüm takipçilerime de selam olsun. Ben şöyle gördüğüm yerlere gidiyorum. Hani direkt yolda beklemek de biraz sıkıcı oluyor sevgili takipçilerim. Serkan montlara baktı ama maalesef belleri kısa geliyor Serkan fazla evet, uzadığı için. Kazak alayım diyorum, onlar da küçük. En çok şu montu sevdi. Sevgili takipçilerimiz, biz Selvi ablamızla buluştuk. Çok da güzel sohbetlerimiz oldu.
Şimdi yanından ayrıldık. Bunlar canlı çiçekler. Burada çok güzel duruyor. Eve gittikten sonra soluyor. Niye öyle oluyor ki? Şu da gerçek çiçek. Ben sahte sandım ilk gördüğümde. Yok. İple bağlamışlar. Alıyorum bir tane. Tamam. Gerçek sandım iple bağlamışlar. Serkan gerçek değil, iple bağlamışlar. Bağlamışlar mı? Ulan ben gerçek sandım. Ben de gerçek sandım. Bizi yine kandırdılar Serkan. Onlar da mı gerçek? Yo, şunlar gerçek canım. Şunlar değilmiş. Ama şeysi gerçek bence bak. Değil. Şu. Bu saatte olur da bu gerçek mi olur ya? Ama batıyor bence bu gerçek. Bence değil. Ama ısırıyor. Yok ya. Şu gerçek mi? Değil, bunlar gerçek. Abla suyun içinde durması lazım. Ha, canlı bak. Suyun içinde durması lazım. Belli bir süre sonra ölür. Bak Serkan canlıymış. Bunlar hepsi canlı mı? Evet. Şunlar da mı canlı? Evet, bağlanmışlar onu oraya. Dediğim gibi... Tamam abi, tamam. Şey söylerim, tamamdır. İçeride çekim yapabilir miyim? Çekin abla, sorun değil. Serkan bir aç bak, içimde güzel çiçekler varmış. Neyi açayım? Şu kapıyı. Tamam abi. Tamam abi, söyleyeyim. Bunlar da orkideler. Burası iyi sıcakmış. Dışarıda üşüdüm arkadaşlar. Genelde canlı çiçekler var burada bakın. Menekşe 25 TL'ymiş. 45. Çiçeğine göre değişiyor fiyatları. Bu kokinalar sıcakta mı durur, soğukta mı? Kokinalar mı? Soğuma severim. Gerçi iyi de var bak. İyi mi var? Sevgili takipçilerim, ben bu Polatlı'da bu şekilde çekim yaptığım zaman işte birkaç takipçim yazmış sen niye reklam yapıyorsun diye. Ben reklam yapmıyorum, sadece seviyorum. Sevdiğim şeyleri de sizlerle paylaşmak istiyorum canlarım. Gerçek olan bu yani. İnanın iş ne sahibiyle tanıştığım var. Zaten biraz önce canlı canlı gördünüz. Çekebilir miyim dedim. O da check-up'laydı. Geldim direkt çektim. Ne ben karşılığında bir şey alıyorum ne de onlar bana bir şey veriyor. Ya da ne de ben onlara bir şey veriyorum. Sadece hoşuma giden şeyleri paylaşmayı seviyorum. Sizlerle şöyle paylaşıyorum canlarım. Sevgili takipçilerimiz, biz şimdi geldik Serkan'la birlikte. Hasan kardeşim tekrar aradı. Normalde biz bu Ankara'dan sipariş verecektik. 3 kişi. Onların ismini de söylemeyeyim. Onlar da akrabalarımız. Bu sefer de 7, 14, 21 TL. 21 milyar yapıyor. 21 lira. Milyar kalktı gayrı. 1000 TL. 20 bin TL. 21 bin TL. Oraya bak. Oraya bak İbrahim Efe. Bu sefer de bankaya para yatırmaya gitmişler arkadaşlar. O da demiş ki bankacı, bu demiş şey hesabı gözükmüyor hani o hani şirket hesabı. Eğer demiş karşılığında göndermezse hamur yoğurma makinalarınızı, paranız boşa gider, hiçbir şey hak iddia edemezsiniz demiş. Hani bir kişi olsa 7000 lira ama biz 3 kişi alacağımız için 21 bin lira da iyi para. Şimdi onlar Gülağaç ilçesinden alacakmış. Hasan da ben bir Aksaray'dan araştırayım abla dedi. Yani benim hevesim kursağımda kaldı sevgili takipçilerim. Hamur yoğurma makinesi aldım diye sevindiydim ama biliyorsunuz Elmas kardeşiniz kafasına koyduğunu yapar, aklına koyduğunu da yerine getirir Allah'ın izniyle. İnşallah kısa bir zamanda hamur yoğurma makinem de olacak. Bunu hani istiyorum çünkü. Biz Selvi ablamla oturduk, sohbet ettik, bir kahve içtik orada. Aslında bizi kahvaltıya çağırdı. Biz kahvaltımızı falan yaptık gitti. Kimseye zahmet vermek istemedik. Evine götürmek istedi bizleri tanıdıktan sonra. Serkan'ı da çok sevdi. Aynı oğlum gibiyim Serkan da diyor. Birbirinize sahip çıkın dedi. Bayağı öğütledi bizi. Başından çok şeyler geçmiş. Hayat hikayesini anlattı. Üzüldük, ağladık, güldük.
Yani hiç, o diyor ben sizi hiç tanımıyorum ama ben herkese güvenmem, sizi çok sevdim diyor. İbrahim anahtarı bulamadın mı? Bulamadım. Ben bir bakayım gelin bari. Arkadaşlar biz tekrar sitemize geldik. Bizim video çekme yerimiz birkaç gün artık burası. Serkan diyor sen yerini bulmuşsun biz ne yapacak diyor. Annesi yukarıda, o bugün inmedi. Ben de dedim sen de annem bir o diyecek, siz de orada sohbet edin dedim. Tamam diyor. Gezdik geldik arkadaşlar. Pek uzak değildi mesafemiz. Selva ablam ellerinde falan termiye varmış. Selva ablama termiye krem okutacağım. Hani yeri göğü tutan dua gerçekten sevgili takipçilerim. İnancın olduktan sonra Rabbim her şeyin tedavisini veriyor. İbrahim Efe yine teyzeler de şöyle oturmuş. Vallahi sohbet ediyorlar. Sevgili takipçilerim ben yine parka oturdum. Sizlerle sohbet edeceğim. Elmas bugün ne konuşacak diyenler vardır belki. Vallahi bugün pek bir derdim yok. Allah'a şükürler olsun. İyiyim, rahatım, huzurum yerinde diyeceklerim dedim. Anlayanlar anladı, anlamayanlar da zaten anlatamıyorum aylardır, yıllardır. O yüzden yani her şey oluruna göre. Nasıl isterse Rabbim öyle oluyor sevgili takipçilerim. Ben bugün hani orada Serkan mont yerine girdi. Orada bir tane mağazaya ben biraz çekim yaptım. Orada zaten gördünüz. Hemen ismimizi sordular. Sizin kanalınız bayağı yüksekmiş dediler. Abone olmuşlar bizlere. Sağ olsunlar. Destek amaçlı. İşte diyeceğim şu ki hamur yoğurma makinesi alacaktık. Aslında ben çok hevesliydim. Zaten aklımdaydı aylardır falan. Bir şeyi kafaya koyduğum zaman onu dile getirdiğimde olmuyor arkadaşlar. Bak hemen o gün mesela ben size söylediğimde Hasan'a ücretini gönderecektim. Hasan abla biraz sonra gönderdiyse bana yazdı. Sonra işte böyle bir olay olmuş. İşte evdeki hesap bazen çarşıya uymuyor arkadaşlar. Bazen insan plan kuruyor. Ertesi gün o plan uymuyor. Mesela Ayhan'ım pazar günü Nevşehir'e gitti Hasan dayısıyla saz almaya. Ali Hasan dayısıyla. Pazar günleri biliyorsunuz Ayhan'ımın tatil günleri vardı arkadaşlar. O gün de saz almaya gittiler. Ertesi günde çocuk hastalanmış. Böyle ara hastalığına tutulmuş. Nail İştemgil, Ayaz Keremgil, herkes hasta. Patronuna mesaj yazmış. Abi ben yarın gelemeyeceğim, hastayım, karnım ağrıyor diye. O da yazmış. Dün bir şeyin yoktu. İnsanoğlu gerçekten bir değişik. Mesela an anını tutmuyor. Şimdi ben olayım ya da akşam mesela biz saat 1 gibi yattık. Herkes uyudu arkadaşlar. Gece bir ağaç sesi geliyor, çocuk sesi. Kalktım. Davut Altan öyle ateşlenmiş ki gecenin 4'ünde. Mesela akşam yattı hiçbir şey yoktu. İnsan kendini bildikten sonra cahil cahil konuşmaz. Dün iyiydim, bugün ne oldu? İnsan kendisine... İnsan kendisine yalandan hastalık yapar mı sevgili takipçilerim hasta olmadıktan sonra? Bugün de Yüksel İngegil'e davetliyiz. Sabahleyin aradı. Akşam mı gideriz artık ikindin mi bilmiyorum. Kayınvalidemle birlikte, ablamla, görümcemle, kızıyla birlikte, hep birlikte oraya gidecek bugün de. İbrahim Efe şu an parkta sallanıyor. Biz bir yarım saat kendimize zaman ayırıyoruz burada. Vallahi burada sohbet etmek güzel arkadaşlar. Normalde ben buraya geldiğim zaman bunun farkına vardım. Ben hani Demirci kasabasında evimde iş yaparken sizlerle bu şekilde size zaman ayırmadığımı fark ettim. Hani oturup da elime kahvemi alıp da sohbet etmek bambaşkaymış. Hep ayakta iş yaparaktan acele usulü iş yaptığımı fark ettim canlarım. Çekimde herhalde bulutlu hava, o yüzden mi bazen bir parlıyor, bazen bir normale dönüyor. Yani şu diyeceğim şu ki biz Polatlı'da 2-3 gündür, pazar günü geldik, bugün günlerden çarşamba. Herhalde büyük bir ihtimal cuma günü çıkar arkadaşlar. Hani İbrahim Efe'nin öğretmeni de semineri var. O yüzden iyi denk geldi. Bazen diyor ya hani insan insana ya bir işi denk geldiği zaman kalbim temizmiş diye öyle söylerler bizim orada. Yani şöyle söyleyeyim gerçekten Selvi abla yaşını başını almış bir ablamız. Yaşamışlar onu biraz yıpratmış. Elmascığım seni dost olarak bildim dedi. Bana hayat hikayesini anlattı. Üzüldük. Allah hiç kimseyi
kötüyle sınamazsın. Gerçekten bazı kişiler hani iyi gibi gözüküyor, kötü çıkıyor, kötü gibi gözüküyor, iyi çıkıyor. Bazen yeri geliyor, kendi doğurduğun evladın bile huyun husunu bilemiyorsun arkadaşlar, çözemiyorsun. Sonuçta bu ölümlü dünya, hepimizin sınavı farklı. O yüzden Rabbim hayırlı insanlarla karşılaştırsın bizi. Allah'tan korkan, kulundan utanan insanlarla çattırsın. Gezdik geldik. Serkan sağ olsun her zamanki gibi yanımda. Akşam söyledi Selvi abla buluşalım diye. Serkan da kırmadı, bizi götürdü İbrahim Paşa'mla birlikte. Gezdik geldik. Yani şöyle söyleyeyim, illa abartı bir şey yaşamadık. Gördünüz çiçekleri, şunu bunu çektim. İnsanın bir dışarı çıkıp da kafasını dağıtması kendi elinde bence. Hani mutlu olması, huzurlu olması. Ben bazen hayatımda çok zorluklar yaşadıysam da o zor anımda gülmeyi başardım. Her zaman gülerek yendim arkadaşlar bu zor başarımı. Daha sonra hiç imkanı olmayan şeylere, mesela geçen gün televizyona bakıyordum. Bir tane hanımefendi gelinlik dikmiş. İlk diyor elime makası aldım diyor. Normal bir hiç sermayesiz başladım bu gelinlik dikmeye diyor. İbrahim bak öksürüyor, fermuarını çek. Gelinlik dikmeye çıkmış arkadaşlar. Ondan sonra ilk sermayem diyor makasla normal bir tüldü diyor. Kestim, biçtim diyor. Daha sonra şimdi Türkiye'nin bütün her yerine gelinlikleri mağazalara açmış. Bütün hep zenginlerin eşlerine giydirmiş. Yani kadın diyor ki insan isteyince diyor başaramayacağı şey yoktur. Gerçekten insan isteyince başaramayacağı şey yoktur. Bunu da çok güzel sizlere zaten ifade ediyorum arkadaşlar. Gerçekten hani köy yerinde olmamıza rağmen şimdi Selvi abla diyor elmasım diyor çok başarılısın maşallah diyor. Yılmıyorsun diyor, şalvar satışlarını falan çok imreniyorum diyor. Bir kadının köyde yapabileceği şeyleri yapıyorsun diyor, yapamayacağı şeyleri diyor. Yani şöyle söyleyeyim, ben kendimi hani belki bazılarına gelecek şu an elmas kendini övüyor. Vallahi ben övmüyorum. Hiç tanımadığım insan söylüyor bunları. Mesela Selvi abla benim izleyicimmiş. Ama ben bugün ilk defa yüz yüze geldim canlar. Şunu da söyleyeyim, sanki yıllardır beraber gibiyiz. Ben takipçilerimle bunu fark ettim. Biz takipçilerimizle hiçbir zaman yani yabancı gibi davranmadık. Kim geldiyse inanın sanki yıllardır beraber gibiyiz. Hiç yabancılığımız çekilmedi. İbrahim'im yapma annem bak. Ha fermuarını çek, şapkanı giy. Hava bugün soğuk sevgili takipçilerim. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Sohbet etmeyi seviyorum. Hani sohbet sohbeti açar derler. Bizlere de dua etmeyi unutmayın. Hastalarımıza Rabbim şifa versin. Dua bekleyenlere de dua edelim. Gerçekten hani öz ağlamayınca göz ağlamaz. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın canlarım. Bay bay.